Evet, merhaba, selamlar hepinize. Bu videoda da insan gibi bir ürün inceleyeceğiz. Bu çok merak ediliyor. Xiaomi Mi Band 4, yeni çıkan renkli ekranlı Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği inceleyeceğiz. Biz bunu yurt dışından almadık. Bayağı bu Türkiye'de ilk açılan mağazası vardı Xiaomi'nin, Vadi İstanbul'daki. Oradan aldık. 299 TL'ye satılıyor oradaki fiyatı. Ama AliExpress'ten alsaymışız 185 liraya geliyormuş. Hadi %20 de vergi verdik. 180, 36 lira da vergi geldi de 210 liraya geliyordu elimize. Ama o kadar beklemedik. Üşendik beklemeye. Kutusunu çıkarttık. Bakmadan önce şu arkasında bakalım ne yazıyor. 5 ATM'ye kadar atmosfer basınca kadar suya dayanıklı diyor. Model yazmış. Sanırım bir model daha var NFC ile çalışan ilk çıktığında. Diyor ki Android 4.4 üzeri ve iOS 9 minimum çalışma şeyi. Ne var içinde diyor? Fitness tracker diyor. Wristband diyor işte. Fitness tracker diyor aletin kendisi zaten. Şarj kablosu, user manual var. Başka da bir bok yok diyor. Bluetooth 5.0'a çalışıyor ki bence bu çok iyi bir özellik. Şu an o kadar para verip aldığımız bir sürü cihaz bile Bluetooth 4.2 ile çalışıyor. 5 ATM tamam. Bu 50 metreye kadar su geçirmiyor. Various exercise modes diyor. Bir sürü modu çalışıyor. Heart rate mod zaten olmazsa olmazımız. Dokunmatik renkli ekran var diyor. Notification display diyor. Bildirimleri üzerine okutur diyor. Ve sleep ve step auto morning monitoring falan filan. Gelelim cihazımızın kutu içeriğine. Şöyle bilekliğimiz bu. Birebir Mi Band 3'ü andırıyor. Yani andırıyor derken mesela Mi Band 2 ile Mi Band 3 arasında incelik kalınlık farkı vardı. Bu aynı boyutlara yakın. Kablosu var şöyle. Şarj şey aparatı değişmiş bu arada. Daha böyle oturaklı soketli bir şey gelmiş. Gayet güzel. Bunu kaybederseniz AliExpress'ten falan zibil gibi satılıyor. Alırsınız oradan. 1-2 dolar bir şey bu. Ayrıyeten de user manual dediğimiz versiyonu çıkıyor. Şimdi bunu kuracağız. Fakat ben size Çincesini göstermemek için telefonumun dilini İngilizce yapacağım önce. Aklınızda bulunsun. Gerçi bu global versiyon değil. Resmi Türkiye'den aldık ama bakalım lan. Dur. Önce de bir eşle diyor. Eş diyelim. Bu arada nasıl kamera şakası? Bak şaka ama yani kamera şakası gibi şaka. Anlatamadım işte. Anladınız anlayan anladı. Mi Fit uygulamasını tıklıyoruz. Oturum aç. Neyse açayım ben sana oturum koyayım şimdi. Oluştur ya. Profil fotoğrafı olarak kaptığı koydum. Kullanıcı adı Ta. Doğum tarihi 80 diyelim. Boy. Her Türk erkeği gibi bir 80. Şimdi bu arada göremiyorsunuz siz ha. O kadar parlıyor ekranı yani. Hiçbir şey gözükmüyor ekranın. Biraz hatta sizin için. Boy bir 80 diyelim. Kilonuz 83 diyelim. Etkinlik hedefi belirleyin diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük dakikalık işte 8 bin adım yürüyüş egzersizi tavsiye edilmektedir diyor. Evet tamam. Dünya Sağlık Örgütü'nü kırmayalım. 8 bin adım. Uygulama iOS'ta da var. Android'de de var. Mi Fit uygulaması. Zaten direkt bulursunuz. Şimdi eşleştirilmiş cihaz yok. Eşleştirmek için dokunun diyor. Dokunalım. Bileklik. Tamam. Bakayım. Bileklik diyorum. Tamam. Anladım. Tekrar sorma. İzin ver. Aranıyor. Yakın tutun diyor. Şöyle ortaya alalım biraz kadrajı. Hear the phone diyor. Uyarı çıktı. Onay verelim. Hear it successful dedi. Evet. Haydi. Hayırlı uğurlu olsun. Eşleştirildi. Bileklik ayarları geri yükleniyor. Bu bir cihaz, bir önceki cihazın ayarları cihaz değiştikten sonra geri yüklenecektir diyor. Güzel olmuş. Hani Mi Band 3'e devam ediyorsanız buna geçiş yapın diye. Bileklik kilidi. Bileklik elinizden çıkarıldığında kilitlenir. Güzel. Birden fazla spor. Evet bunu değineceğim zaten. Beğenmediyseniz diğerine geçin. Şarkıları da geçebiliyor. Faded. Güncelle ya. Updating diyor. Bakalım işte Türkiye'den aldık resmi olarak. Hani merak ettiğim şey şu. Türkçe mi yüklenecek acaba Mi Band uygulaması? Yoksa Çince olacak mı? Çince olacaksa ben niye resmiden aldım? Başarıyla güncellendi diyor. Connect to Wi-Fi to update again diyor. Falan. %59 şarj varmış şu an içinde. Update'e doyamadı ama. Ya. Bu arada hani siz kesik kesik izliyorsunuz da 15 dakikadır update yapıyor anasını satayım yani. Biliyorum şimdi videonun kaçıncı dakikasındayız da. Herhalde 4-5 dakika falan oldu videoya. Kestik araları çünkü. Şimdi telefon ekranı titriyor farkındaysanız. Bu işte süper amoletler böyle oluyor. Aklınız olsun. Niye titriyor falan diye merak edenler olursa bu bilgiyi de vereyim. Süper amolet titriyor. Allah'ım. Afakan bastı. Ekranın olduğu yer anlaşılıyor ekran olduğu kısım ama. Şöyle çok dikkatli bakınca şu kadarı ekran. Şu alt taraftan sonra ekran bitiyor. Siyah şey var. Normalde bunun bir öncekinde oyuk vardı burada. Hani parmağın gerisi çıksa. Burada şık bir yuvarlak koymuşlar ama. Bir de update edebilselermiş ama. Kodum aletin tam olacakmış ya. Tam anana seviyordum ki açıldım. Evet şu an cihazımız geldi. Başarıyla güncellendi. Her şeyi oldu. Şarjımız %58. Bakın şimdi bileklik ekran ayarları. Geliyorsunuz. Bilekliğimiz burada. Burada nasıl diyeyim sana AliExpress var burada yani. Bildiğin Çin. Yani Çin dışında yaşayan insanların hitap edeceği hiçbir sikim yok diyecektim. Şu ekranlar güzelmiş kadrajlarımız. Kadraj seçelim bakalım şöyle iyisinden. İşte ekranı böyle dolu göstereyim ki ekran boyutunu anlayın diye. Mesela ben hangisini kullanırdım? Ben şunu kullanırdım mesela. 205 kilobayt, 4036 kişi indirilmiş şimdiye kadar. Güzel. İlk başta ilk çıktığında bunlar da yoktu. Yani daha böyle Hello Kitty diye kire şeyler vardı. Şimdi ekran boyutunu az buçuk anladınız. Bakın normal ekran bak burada bitiyor. Şu ekran şurada bitiyor. Yani şurada aşağısında ekran yok ama hafiften titriyor ha. Dokununca böyle. Can't get the wrong name. Tamam bileklik ekranlarım. Buradan işte kendini seçip içinden de geçiş yapabiliyorsunuz. Gelelim geriye. Ekran kilidini aç. Bilekliği Bluetooth kullanarak televizyona bağlı tutun falan filan. Gelen arama kısmında telefona erişime izin ver diyelim. Bir hepsine izin verelim de. Tamam anladım. Bunda şey var. Birazdan göstereceğim zaten. Telefon geldiği zaman bileğiniz titriyor. Haber veriyor. Konuşamıyorsunuz. Çağrı ile reddet var. Hani uzaktaysan falan sana sadece haber veriyor. Güzel bir özellik aslında. Dediğim gibi bu bir akıllı saat değil. Bunu baştan söyleyeyim. Hani ya işte cevap niye veremiyoruz falan filan muhabbeti yapanlar elbette çıkacaktır. Bu akıllı bileklik.
Görevi senin telefonla kontrolünü sağlamak değil zaten. Kişi bilgilerini göster diyor. Arayan adını falan rehberdeki gibi mi gösteriyor? Bakarız birazdan. Uygulama uyarıları demiş. Şimdi buradan hangi uygulamalara erişim vereceğini seçiyorsun. Bir tek MiFit var lan zaten. Burada alarm kuruyorsunuz alarm kısmında. Bu kurduğunuz alarm tabii ötmüyor. Ötüyor mu deneriz şimdi de. Benim bildiğim sadece titreşimle. Titreşimi durdurmak için bileklik titriyorken dokunun. Yani titreşim sizi uyandırıyor bir şekilde. Gidiyorsunuz. Şimdi alt tarafında bileklik konumu yazıyor. Bileklik konumu işte sol bileğinizi takacağız. Sağ, solda saat var. Bunu sağ yapayım ben mesela. Bilgi göstermesi için bilekliği kaldırın. Hani şöyle bakacağın zaman açılsın mı diyorsun. Bu arada bu açtığınız her şey sizden şarj süresini kısıyor. Normalde bunun standby şarj süresi yani şarj edip hiçbir boka bağlamazsanız bluetooth falan kapalıyken 20 günü aşkın bunun şarjı gidiyor. Zaten farkındaysanız da Allah bilir Çin'den ne zaman geldi, gümrükte bekledi, bir şeyler oldu, başına neler geldi. Daha şarjı %58'de bu cihazın. Fakat işte kolumu kaldırınca bunun gibi gelsin. İşte tepki hızı hassas olsun. Bu arada başlangıç zamanı falan da var bunun. Hani pil tüketimini azaltmak için bunlar. Yani açtığınız her bildirim, her titreşim, her bir bok bunun şarjını düşürecektir. Hani ben bunu aldım 20 gün gitmiyor diye bir şey yok. Bunun şarjı ideal kullanımda diyeyim. Hani her boku bağladınız. Biri arıyor ekrana geliyor, biri arıyor bilmem ne oluyor falan filan. 4 gün falan iyi gidiyor yani. Çok iyi gider. Ama tabii kısarsanız zaten arayan ötmesin. Ya da işte alarm kurmayayım. Bilekliği böyle çevirince olmasına gerek yok. Ben böyle dokununca da hallediyorum. Burada şuraya dokunuyorsunuz. Şarkı markı değiştirmek falan filan. Neyse. Şarjı gayet ideal iyi gidiyor. Nabız algılama. Mesela bunu da açalım. Hep asla otomatik ama. Tamam. Uyku mu uyku. Nabız uyarısı her şey var. Uygulama ayarlarına girdik. Biz işte açtık bunun. Uyarı gönderilemeyen seçici uygulamalar bilmem ne. Tam şurada uygulamaları yönet diye bir kısım var. Buraya tıklayıp buradan bildirim geldiğinde bize titreşim işte ya da ekrana gelsin. Mesela WhatsApp, Messenger ne olabilir başka? Batak olmaz. Instagram, Netflix neyse. Hani bildirim alınca gelebilecek uygulamaları buradan seçiyoruz. Bunlar da bildirim geliyor. Onun dışında bu cihazda işte oturma uyarısı var mesela. Bütün gün oturdunuz. Arada bir kalk deyip hatırlatacak sana. Bunu da işte sabah 8'den atıyorum iş yerindeyken sabah saat 10'dan akşam 5'e kadar yapacaksın ki hani bütün gün oturunca götünü ağrımasın diye. Arada bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkmak en azından kan dolaşımınız için, sağlığınız için iyi gelecektir. Geldik. Saatimizi kaydırdık bir kere. Şu an bakın parça değiştirme şeyini gördü. No müzik diyor. Ama bakayım lan madem öyle bir şey yok niye götünden bir şey duruyor? Neyse Spotify'ı da açalım oraya koyalım ya. Spotify var mı acaba? Deneyelim bakalım Spotify'ı. Buradan yönlendirebilecek miyiz? Bu arada hangi şarkı yazdığı falan böyle çıkıyor, seçiliyor. Bu arada Spotify haftalık keşif benim. Yıllar önce bir kere böyle bir elektronik müzik dinledim. Denk geldi. O gün bugün her hafta bana hapçı muamelesi yapıyor bakım. O gün bugün her hafta böyle zıbappa 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 zıbappa. Sanki bütün gün işimiz gücümüz yok. Tövbe tövbe şimdi videoyu kaldıracaklar. Narkotik gelecek. Bir türlü düzelmedi yani haftalık keşif. İçine sıçtılar haftalık keşfin. Buradan Spotify'a selam olsun. Yapacağınız işe sikeyim. Neyse şarkımız da çalışıyor. Akıyor. Ama biraz tabii geç gibi. Bak Panjabi. Geçiyoruz buradan. Bak sesi de açıp kapatabiliyoruz. Telif gelmeden kısa bakayım. Şu ekran görüntüsünü değiştim ya. Yarak gibi şey seçmişiz ama bakayım burada. Bileklik ekran ayarı. Güzel bir ekran seçelim ya. Güzele bak. Hello Kitty'ler havalarda sıkıyor bana. Bir tane böyle insan gibi. Şu güzel gibi. Şunu seçeyim. Bu arada hani bakın indiriyor sonra buna yüklüyor cihaza. Yani bunun da bir hafızası var. Sanırım 16 MB bir hafıza var içerisinde. Birazdan zaten teknik özelliklerine geçeceğim. Ondan sonra da arkadaşa veda edeceğiz. Şu hali biraz daha güzel gibi oldu bence. Şimdi gelelim cihazın teknik özelliklerine. Cihazımız hani ilk başta şey gelecek. Hani Mi Band 3 var. 4'e geçeyim mi? Geçmeyeceksin. Mi Band 3 de bunu yaptığı şeyin çoğunu yapıyor. Ama Mi Band 3 ile arasında ne fark var? İlki Mi Band 3 0.78 inç bir ekrana, OLED bir ekrana sahip. Bu 0.95 inç AMOLED bir ekrana sahip. Mi Band 3'ün çözünürlüğü 128x80 piksel. Bununki 240x120 piksel. Mi Band 3'ün ekranı yani şurası plastik ekranı diyeyim. Bununkisi cam. 2.5 glass yazıyor normalde. Mi Band 3'te 3 tane farklı sensör var. Bunda 6 farklı sensör var. Sensörleri hakikaten iyi bu arada. Touch screen var. Bunda da touch screen var. NFC falan var. Yani Mi Band 3'te touch screen var. Bunda touch screen artı NFC var. Bu daha gelişmiş. Ve işte diğeri 20 gün. Bunda 20 gün ve işte daha fazlası diyor. Ayrıyetten. Bunda sesle kontrol şeyi var. Hani atıyorum ses komutu verip Xiaomi IoT'den falan filan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Sonra yüzmede çok enteresan bir yüzme şeyi var. Onu da bunda 6 tane sporu bir anda yapabiliyorsunuz. Onların hepsini ölçümleyebiliyor. Atıyorum koşu bandında koşuyorsun. Egzersiz yapıyorsun. Onu bir ölçüyor. Atıyorum dumbbell, spor, mupor işte bir şeyler zorluyorsun kendini. Onu da ölçüyor. Yüzmeyi ölçüyor. Yüzme konusunu açacağım tekrardan. Bisiklet sürmeyi ölçüyor. Yürümeyi ve koşmayı anlayabiliyor. Bu arada çoğu akıllı bileklikten Xiaomi Mi Band'ler çok daha iyi sağlam ölçüm yapabiliyor. Ben de birincisini kullandım. İkincisini kullandım. Üçüncüsünü çok az kullandım bu arada. Yalan söylemeyeyim. Ama çoğu adamı doğru ölçüyordu o zamanlar bile. 50 metreye kadar su geçirmiyor. Onun dışında yüzmeye gelecektim. Yüzmede şu. Atıyorum serbest yüzüş, freestyle
freestyle dediğimiz kulaç atma, sonra böyle köpekleme, geri geri yüzme, kelebek yüzme, işte aklınıza ne gelecek olursa yüzme çeşitlerini yani 5 tane yüzme çeşidini tanıyabiliyor. Nasıl yüzünüzde anlatıyor. Ayrıca uykunuzun kalitesini ölçüyor falan filan. Bayağı da iyi bir cihaz. Şimdi kaç grammış ona bakacağım. Bir dakika. 22.2 gram cihazımızın ağırlığı da. Oldukça da hafif, gayet de güzel. Evet, bence güzel olmuş. 300 liraya iyi. Ama dediğim gibi hani ben AliExpress'ten alırım. Beklerim de kargo süresini. Yüzlerimde gümrük biliyorsunuz geliyor artık. Gerçi geçen gün bana ÖTV geldi lan. Daha henüz alamadık, gümrükte kaldı da. Bir ürün aldım, onu tanıtacağım diye. %20 gümrük geldi. Zaten gümrük geleceğini biliyoruz bu arada, sıkıntı yok da. %20'de ÖTV geldiler. Dedim ki ben bu ürünü kullanmayacağım, kıracağım. Yok dedi, ÖTV vereceksin. Dedik hani verelim bari. Ama biraz kırıldım. Şöyle mor diyelim. Alarm var, işte müzik var, işte kronometre var, geri sayım var, find device var, telefonu bul diyorsun mesela. Silent sessiz al var. Direkt display'ini buradan değiştirebiliyorsun. Ayarlar kısmı var. Yeniden başlat, ekranı kitle. Mesela şuradan ekran parlaklığını fullleyebiliyoruz. Niye fullemediysek az önce salak gibi. Ama düşük seviyede. Yani parlaklığı güneş ışığında gayet yeterli olacak gibi geliyor. Mesela Mi Band 2'de çok iyi değildi. Mi Band 3'de çok çok az bir fark vardı aralarında. Çünkü siyah beyazdı. Belki bu biraz daha yüksektir. Ama dediğim gibi eğer bir akıllı bileklik alacaksanız, bu internette gördüğünüz, Instagram'da gördüğünüz yok işte 200 liraya saate benziyor, Apple Watch'a benzeyen var bir tane çakma. Bizim burada kırdığımız aynısı. Onlara falan yerine bence düşünülebilir akıllı saat gibi bir akıllı bileklik yapmışlar. Ben beğendim. Çakma değil. İlk kez bir ürünü hem beğenip hem çakma değil lan. Kanal kalite atladı adam. 300 lira verince yükselişe geçtik. Şuradan bir bakayım. Nasıl alarm verdin lan? Sus, cihazınızı hemen buluyor. Birbirine kattı ortalık. Çocuğu. Tamam. Band display'e bakalım. Kendi üzerindeki hani böyle hazır gelenler diyeyim. Bunlar güzelmiş. Bu da iyiymiş lan bayağı. Şimdi bir arama, bir de mesaj örneği alalım. Yasin sen bana bir mesaj atsana önce. Nasıl kamera şakası? Hem şaka hem kamera şakası. Hem kamera şakası gibi şaka. Eminim bir daha böyle espri yaparsam taş olayım ya. Çok kötü espri, şimdi fark ettim. Ama hoşuma gitti yani, bu duvar kağıdı bunu koydum. Bak geldi. Türkçe karakterlerde sıkıntı var. Yasin Zeybekoğlu'nun yumuşak G'si çıkmadı. Ta. Zaten şu koca internet alemi Ç'yi, Ş'yi, yumuşak G'yi, bir de büyük I'yı, şey İ'yi beceremedi. O, Ü, Ö'lere gelmiyorum da. Zaten 5-6 tane harf var yani. Koy şu a**kodumun harflerini. Sen de rahat et, biz de rahat edelim. Yasin bir de arar mısın? Bakın sadece reddet var. Şu ne? Ne yaptı? Çalıyor öyle, reddet mi? Heh, şu an işte alttakine basınca da titreşimi hani ekrandan gidiyor. Kolunda titremiyor ama arka plandan çalıyor. Evet, böyle bir cihazdı. Evet, biraz da bunu üzülerek yapıyorum bu arada. Bunu baştan söyleyeyim. Hani bunu yapmak istemezdim. Gayet de faydalı, güzel bir cihaz. Kalp ritmimi zaten onu yıllar önce de ölçüyordu. Olaya gelmedik bile. Ama dediğim gibi anneniz babanız bir şey arıyorsa bu tarzda. Çünkü onlar daha böyle bir sağlık şeylerine hevesli. Bunu alıp kullanabilirsiniz rahat rahat onlara. Hatta kendiniz alabilirsiniz. Bence çok faydalı, güzel de bir cihaz. Hani diyoruz ya fiyat performans ne diye. 300 lira verip de sikilmiyorsan fiyat performans oranı çok iyidir onun. Aha bu fiyat performans cihazı mesela. Ama 300 lira vereyim de çakma JBL hoparlör alayım diyorsan, onda sikiliyorsan o fiyat performans değildir. Şimdi geçen hafta tanıttık, adamlar diyor ki abi 200 lira iyi bence. Yarım tövbe. Nah iyi. Ama mesela 200 lira verip JBL'in orijinal JBL Go alsam mesela çok daha iyi. Hatta 150 bile olmuş. Bir şey söyleyeyim, kordonu kesilmiyor mu lan? Vallahi. Bu arada bunun yedek parçası kordonu morduğunu zibil gibi satılıyor. Sadece satın alırken şey dikkat edin. AliExpress'te öyle bir şey var ama bakayım. Mi Band 4 yazıyor. İşte 3 dolar yazıyor mesela. Hadi 8 dolar yazıyor. Neymiş? Sen zannediyorsun ki Mi Band 4 aldım. Bir tıklıyorsun. Kordon. Metal kordon mesela. Atıyorum 20 dolarlık. Geçmişte böyle 2-3 kere silmişliğim var. Açıklama kısmını okumadan her boku atlamayın. Ne demişler? Sahibinden.com'da bile açıklama kısmını okumadan araba almayın diye. Onu ben hep yapıyorum çünkü. Araba almıyorum da hani bakarken ilanlara. Aa diyorum araba çok ucuzmuş. Araba yazmışlar ama okuyorum. Yok 4 takla attık, 5 takla attık. Geberiyorduk. Kordonun kaliteli yalnız kesilmiyor ya, zar zor kesiliyor. Ben taşı alayım ya. Evet. Hadi bakalım Mi Band. Biraz uzağa gitti. Oha. Sağlam yalnız ha. Bak hava durumunu falan da gösteriyor. Ayazağı mayazağı telefondan almış şeyi. Az kalsın yedik. Yok. Bıçakla oynamayın. Nereye sıçradı lan o? Kırılmamış mı? Canavar gibi. Oğlum kırılmıyor lan. Kurşun geçirmez. Hakikaten ha. Tane sağlam vurdum lan. Nasıl cam okuyayım bu? Bir şey söyleyeyim mi? Pavyon, Feed, Ezel, DJ, Ars. Ha, arka planda pavyon falan çalıyor bu kendi telefon da. Kırılmıyor lan bu. Nabızı ölçtürmeden bırakmayalım bari. 84 falandır. Kaç olacak ama? Ölçsene oğlum. Bu kadar vurdum, kafa gitti abi. Bozduk lan aleti. Şu bir tane tam oturtayım. Of, kendime geldi ama. Kırıldı mı? Oğlum kırılmıyor. Abi kırılmıyor ha. Oğlum dakika bekle. Bir şey söyleyeyim mi? Hani Xiaomi ile alakam yok. Saygı duyarım, o ayrı da hani reklam gibi anlaşılmaz ama hakikaten kırılmıyor. Şu masaya gelen en sağlam alet bu şimdiye kadar. Nasıl camsın lan bakalım? Cam yazıyor, glass yazıyordu ya. Oğlum çizilmiyor bile lan. Bak çok çok az kılcal çizilmiş yani bu darbeye. Konuşamadım anasını satayım. Şivem bozuldu. Helal olsun, bak arkası ezilmiş falan ama. Vallahi kırılmadı. Heh, hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Şşt, dur lan. Yandan plastikten gideyim ya. Ne biçim ekran varmış a**a koyayım. Bu arada eldiven falan takıyor da s**er yani, eldivende de bir şey değişmiyor. Ben sadece hani sosyal mesaj, safety first. Çalışmıyor değil mi artık lan, bozuldu.
Bakayım. Çalıştı mı? Bir arasan telefonla gözünü seveyim ya. Bakayım. Gerçi bir şey yapmadık hani. Sadece ekrandan biraz sirtirdik de. O kadar darbeye rağmen çalışması. Vay amına koyayım. Helal olsun ne diyelim. Yapmışlar. Tepeyi çok az keseyim de. Bataryası kaç miliamper söylemedim ama 110 civarında bir şey bataryası var. Böyle bir açayım. Bakalım ki amına koyayım aletin. Ne diyorum? Helal olsun ama ya. Zoom yapayım da size görün. Cama bak ya. Isı cam koymuşlar resmen. Helal olsun. Bir kere cam ekran burada kaldı. Ekran yapışık böyle. Ama cam bayağı kalın ya. 2 milimetre falan bir cam var. Görüyorsunuz bakın. Onun dışında beyni burada. Şurayı bir temizleyeyim. Vallahi cihaz güzel. Beyni meyni burada. Bakın şu titreşim motoru. Bunu öğrendik zaten artık titreşim motoru olduğunu şöyle göstereyim. Bu da meşhur 135 mAh pili. 135 mAh'i buraya nasıl sığdırdın ya? Patlar mı acaba lan bir şey yapsak? Daha ne yapacağız ki? Amına koyduk cihazını zaten de. Bak 135 mAh yazıyor. Şöyle göstereyim okuyabiliriz. Bırakayım netlesin mi? Neyse 135 yazıyor. Burada kalp sensörümüz var. Valla kompak. Sağlam bir cihaz olmuş ya. Kim o ya? Ya. Ha Murat abi GF geldi. Ne? Bu kadar hakkımız yok mu ya? Gel gel. Ameliyat oldu bu çocuk da daha yeni. Anca işte insan içine çıkıyor böyle. Ne zaman anlatacaksın ameliyatını? Hangi gün? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kadraja girdim. Ne yapıyorsunuz burada? Xiaomi Mi Band. Bu mu? Ha bu. Geldi gel şu pile bir şey sapla bıçak sapla. Patlamaz mı? Bilmiyoruz işte. Patlar yani. Niye ben yapıyorum lan dikişlerim açıldı. Sapla. Ya ben niye yapıyorum bunu? Sapla. Elime dikiş atılacak şimdi. Lan bana ne? Tırstı. Ne zaman gidecek videonun yayını? Bilmem ne zaman ameliyat girsin. Ameliyat süreci. Sence bu video cuma mı girsin cumartesi mi girsin? Bence cumartesi girsin. Rahat sakin sakin. Saat 12'de girsin. Tamam yani yarın saat 12'de videosu var. Bu ameliyat falan geçti de bunu ikiye böldüler bunu. Sonra diktiler o göbeğinden. Hatta evet. Göbek deliği evde buzlukta duruyor. Öyle bir garip bir... Gel gel. Alalım. Açayım yavaş, açayım. Yavaş yavaş. Açayım. Öyle sancılı bir süreç geçiriyor onu anlatacak. Hani meraklısı varsa diye. Meraklısı demeyeyim de daha doğrusu hani. Doğru şşt duman çıkıyor. Aa, bir şey oldu hakikaten. Aktı aktı. Bir şey oldu bir şey olacak. Sen git git siktir git. Evet hadi kendinize iyi bakın. Mi Band 4 böyle bir cihazdı. Bence iyi bir cihaz. Alınır. Yok lan bundan bir şey olmaz. Tamam eldiven takalım güvenlik öncelik. Hadi kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonra videolar salı günleri de geliyor biliyorsunuz. Belki salı günleri videonun gününü değiştirdim. Haftada ikiye çıktık yani. Bol bol yorum atın. İncelenmesini istediğiniz ürünleri Instagram'dan yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Murat bak. Vıcık vıcık bir şey yaktı lan. İyi. Hadi kapatayım da. Oğlum yanacak lan. Yanıyor. Getir. Çabuk kap. Çabuk getir lan. Dumanı sakla dumanı. Abi o daha kötü yanı. Şşş sakin. Gizli. Kokuyor mu peki? Ben koku almıyorum ya. Hatice'nin bardağını attı. Hatice'nin bardağı mıydı bu? Hatice bunu... Kelime geleni aldım bilmiyorum. Bunu at bunu. Sakla. Siker belamızı. Al bunu. Onu at sakla. Bardak. Bir de bardak girdi götümüzü durduk yere. Hadi. Hoşça kalın.